Anlamış vaziyette. Bro da agresif de kalmayı tercih ediyor Viola. Bu arada Uğur Evet, Badi bak. ilk ilinci. Hala Viola'yı izliyoruz. Arkalayacaklar Eternal Fire ve tabancayı kazanmaya çok yakınlar. Trojan ilk ilinci çıkardı. Arkadan gelen bir diğer oyuncu yine Immor buluyor. Şimdi çok daha dikkatli, temkinli olmak durumunda çıkış onun tarafından tutulacak. Ve Banana tarafından aslında sıkışmış durumdalar. Bu arada Maxi skorlar almaya devam ediyor. Ve iki oyuncu da bu arada Maxi de bir hasar aldı. Diğer tarafta Exolot burada bakalım bu clutch round'u alabilecek mi? Exolot side tarafında pozisyonunu korumaya çalışıyor ama crossfire'a gidebilir derken Vresse. Lütfen smoke içinden oynayacaklar. Smoke içinden oynadı ve takas geldi yine oradan. Side'dan bir savunma söz konusu. O dar alandan çıkmaya çalışıyor. Dar boğazı çok iyi atlattı Eternal Fire ve Echo round'da. Orada görebildiğim kadarıyla elinde Tech Nine yine... Şimdi retake başlangıcındayız. Yanıcı site'a doğru bırakılacak. Max ilk girmeye çalışan oyuncu Maxi Zantare. İkisini de yakaladı ardından. Onlarla birlikte. O da site'ta bu aşamada. Destek alabilecek mi arkadaşlarından emin değilim Maxi. Geldi kütüphaneye kadar. Maxi'nin killini görebiliyorum. İki tane yakaladı Maxi ama. Koruyor. Elinde bir molotofu var. Smoke'un bitişine müteakip bir molotof bıraktı ama molotof sanırım smoke'tan etkilendi. Bir roundda. Arabada ve gelen bir tane flash kör olmuştu. Pike çıkıyor. İkili aldı. Takas yok henüz. Yine bu noktada Maxi'nin pozisyonu çok iyi. X-Bot Quickshare'i yakalamış. Ve devamında Maxi bir kill aldı. Viola pozisyonun içerisinde. Kalix 42 canlı. 1'e 2 durumda ama Bresse'nin bir Uğur Madin'in 6 flash canı var. USB almak durumunda kaldı eline. Yo, Erden AK aldı. Geriye attı. O Max 7'i ama... Sadece. Ve Eternal Fire çok fazla aceleci davranmıyor. Rakiplerinin utilitelerini kullanmasını bekliyor. Şimdi bir flash peek gelecek Banana'ya. Yakın bir savunma var. Burada bir trade alındı ama Viola Zantares'e düşürdü. Sayı avantajı Gentleman'da. Sayı avantajı savunma tarafında. Çok önemli bir savunma başlangıcı. Üstüne bir de Vresse. X-Cloud'u yakaladı. Ortaya yaklaşacak. Ters açıda kalacak. İmor çok rahat bir kill daha Vresse'den. Çok fazla canı da yok Kalix'in. Ortada da bir oyuncu hareketli ve Vresse. Ama smoke'lar flash'lar atıldı arda arda. Bu arada Vresse görmediğimiz noktada peek'i istiyor. Zantares de orada çıktı. Zantares peek'i. Çok iyi cezalandırdı Vresse. Ya çok zor bu şartlar altında ve Vresse tespit etti bir rakibin üstüne doğru Immort atlamak istiyor. O McTen'le atladı. Kör yalnız oyuncular. Hayır Vanille atladı. İkisini de yakaladı Immort. Ve takasa doğru gelmek istiyor Vresse'nin üçüncü kile Ace'e kadar gidebilir Vresse. Immort da yakaladı. Ace şansı yok. Trajan için 1-2 fırsat ama. Ve kullanabileceği bir tane yanıcısı var. Yalnız hızlı bir oyun var. Uğur Badi ile Maxi geldi. Gentleman üstüne bir de B'yi üçledi. Bunu biraz hissetmiş gibi ilk girişte Immort var ve yanıcılarla birlikte bayağı hasar verildi ama kill geliyor X-Float'tan. Diğer oyuncuyu da yakaladılar ve tabutta hamle yapmak isteyen oyuncunun farkındalar. X-Float yerden aldı rifle'la birlikte. Sattan bekleyen bir Quickshare var ama Immort'un canı az. Tabii bir silah olmadığı için o riski alabilir. Ve deneyecek gibi de Immort düştü bu arada. Vresse çok yakın. İki oyuncu. O Kalix tetiği erken çekti Vresse ama koşup onu yakaladı. İdrak edilmesi güç oldu Kalix tarafından. Zantares. Mükemmel reaksiyon. Max yakın. Takas var Immort'da. Bu noktada Immort plant'ı aldıktan sonra bakalım smoke içerisinde ilerleyecek mi? Pozisyonunu henüz değiştirmek istemedi pek fazla. Zantares bu arada X-Float yakalandı. Lurk pozisyondayken Vresse çok iyi beklemiş. Immort kendi pozisyonu oldukça kritik artık, en azından bir kill çıkarması gerekiyor. Vurdu arkası dönük buldu Quickshare'i, arka taraftaki oyuncunun da farkında flash atacak. Diğer oyuncu hemen Construction'dan geldi. Immort birebir de Zantares'in kaybının ardından nerede olduğunu farkında bir eşe Immort. Zıpladı yanlışlıkla. Konumunu değiştirmişti o yüzden karşılaşamadılar. X-Float çok kötü yakalandı. Immort şu ana kadar Vresse her round'da etkisi var. Ve Immort, Uğur Badi'yi yakaladı. Quickshare'e bakacak gibi işler. İki tane kill buldu Immort. Düşecek Trojan. O da kısa da Quickshare'i düşürdü. Vresse'yi bulabilecekler mi? Vresse'yi de buldular Trojan. Vresse adam bir olayı bulmuş. Arkadan geldi Maxi. Birebir pozisyon. Kalix'in nerede olduğunu... Nasıl birbire geldi gerçekten inanılır gibi değil. Canaz Kalix'in ve pozisyon avantajı burada rakibinde ve Maxi Oyo. Burada Vresse yine agresif kalmak istedi ama bu sefer... Entry'nin gelmiş olmasıyla birlikte... İyice ağda baskı arttırdılar. Biraz daha parçalanacak gibi görünüyor Gentleman. Oyun hızlandı. Zantares bir skor buldu. İkinciyi de buldu Zantares. Immort takasından sonra. Farkı da iyice kapatma imkanı bulabilirler. Ve şimdi AWP'yi de düşürmüş. Banana'dan hemen bir boost'la beraber şöyle bir yakın infosu alınmak isteniyor. Zantares yavaş yavaş yakın kontrolünü aldı. Sandbox'a kontrol edecek. Bu arada Vresse ve Kalix takasından sonra Viola Kalix'i de bulmuş.
Sayı avantajı Gentleman'da. Oyunu zanmak isteniyor B tarafına. Burada Zantares silah avantajında çok iyi kullandı ve rakibini düşürdü ama. Edilecek bir yer değil aslında. Genelde onu şortta bekliyorlar. Bu arada Imor bir peek aldı ve ilk ismi buluyor. İkinciyi de buldu Imor. Ve side'daki Vaxo'yu da buluyor. Imor. Devreye ve yani 9-6 yerine 8-7 olması biraz sürpriz oldu aslında o olunan 1 ve 3'ten sonra. Bu arada X-Flood şehri buluyor. Kalix ve Resley'i bulurken Zantares. Bir tane de o bulmuş. Zantares gayet iyi pozisyonda. Kesinleşti. Son 20 saniye hızlandırmak durumunda artık Viola bir flash bıraktı. Vresse'den de bir flash desteği geliyor ama kimse kör etmedi. Burada Kalix düştü. X-Flood'dan alınan bir skor. Birebir takaslar. Trojan'dan bir savunma var. İki skorun ardından. Orada takas alındı Urbadi tarafından. Ve şu an mezarlıktaki oyuncunun başı dertte gibi, sadece bir canı var. Zantares geldi. Sakteki oyuncunun da farkındalar. Urbadi'ye karşı çok rahat bir pick daha. Imor one tap denemelerine devam ediyor smoke arkasından. Orada prefire var ve Zantares Urbadi'yi yakaladı. Dilerse saksı üstündeki oyuncuyu unutabilirler. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Zantares burada gap var ama AWP ile baktı Viola ve kill'i aldı. Saksı üstüne dikkat edilecek mi bakalım. CT'de yine bir destek. Imor ilkini çıkardı, atlayacak bu pozisyondan. Hala geçemediler. Smoke yok. Viola'nın AWP ikili ardından Imor yine cross koydu. Imor'un canı az. Hala geçemediler. 20 saniyenin altına inilecek. Kuyukşehir 2v2'ye getirirken şu an Banana'daki isim yaklaştı iyice. Yani Kalix her açıyı kontrol etmesi lazım. Burada aynı anda alınacak mı? Peek'le beraber başlarda girebilir. Biraz zorlandı Kuyukşehir. Destek de gelecek gibi. Bu arada Viola'nın üzerine bir Nate bir de yanıcı geldi. Imor. Sayı avantajı Eternal Fire'da ve Gentleman biraz da artık oyunu soğutmak isterken. Kuyukşehir güzel bir yanıcı kullandı. Imor bananı da tek. Rotasyon buraya gelmeyecek. X-Flood A'da kill almayı başardı. A'daki aksiyonlarda Vresse'nin pozisyonu oldukça önemli. Bir arkadaşını daha kaybederken şimdi X-Flood'u yakaladı ancak site'e girebilecekler mi? Zantares'in peakinde Maxio'yu düşen isim. Canı az Zantares'in, site'deki arkadaşının da canı azaldı iyice. İki oyuncunun canı az ama Vresse'nin de süresi gitgide azalıyor. 1'e 2'ye kadar getirdi Zantares. Daha temkinli oynamak durumunda, Vresse kazanamaz değil bu kulaçı. Bir fake atmak durumunda kaldı Zantares. Zantares koşuyor ve süre kalmadı artık. Imor'da. İşte ama şu anda görünmüyor. Çakılı bir savunma var ve B'ye hızlandı hücum Zantares için. Kolay skorlar gibi görünüyor eko çıkan oyuncular. Bir nade de kullanıldı. Viola hızlıca ilerlemek istiyor. Imor'dan düşen bir flash var. Ve burada skor alındı. Şimdi Viola Zantares'i bekliyor. Güzel bir headshot. Hayır, buraya hızlandırmak için oyunu. Viola bir başka pick daha. Yine başarılı. Yerden aldığı silahla da kill çıkar. Bununla oynamak retake'de oldukça güç olsa gerek. X-Flood tek başına kaldı. Birebire getirebilecek mi? Getirdi. 43 canı var sadece. USB'yi çekti. Rakibinde SMG görebiliyoruz. İyi bir silah bu pozisyon için. Sadece 2 round'a ihtiyaç duyacak bunu alırsa derken Imor. Çok iyi yakaladı. Gentleman. Ortada da bir pick var şu anda. Cezalandırıldı. B'deki savunma devam ediyor. İki kişilik bir savunma var ve bir boost pozisyonu var. Zantares ilk skoru buldu. İkinciyi de buldu. Güzel bir spray transfer. Trojan Devresse'yi almış. Ayakta kalan son isimli Kuyukşehir. Bir peek geldi flash'ta ama bu sefer... Viola bir flash geldi ve Viola drive peek'te Trojan'ı yakalıyor. Oh! Yalnız Kalix. Kalix bir skor buldu. Hemen boiler tarafına baktı. Vresse de evde. Vresse'yi burada karşıdan X-Flood ama. Viola'yı yakalayabilecek mi Imor? Birçok şeyin bilincinde. Aa Viola! Dikkatsiz davrandı X-Flood. Imor döndü, kill aldı ama biraz hasar var. Güzel bir yanıcı olsa gerek. Buradaki oyuncunun pozisyonunu bozdu. Kill'i çıkardı. Üçgendeki oyuncuyu göremedik. Eternal Fire oyuncuları yakalanacaklar gibi Vresse. Şimdi yakaladı Kalix'i. Dikkatler dağılırken. Ve şu an M4'lu oyuncu B'de A'da çıkan aksiyonda harika bir iş çıkardı. Zantares de backup'a geldi. Yanıcı peak'e çıkacak Zantares. Gördü rakiplerini ve ikisini de buldu. Geldi B'ye. Of, bu da gidecek bu arada. Aa, double nade. Double nade düşürür. İki. Yetmedi. Yok, yetmedi. Sanıyorum istenilen şekilde atılamadı. Çıkabilecekler mi? Hayır. Imor müsaade etmedi. Banana'daki bir başka kini daha. Imor. Kalix gayet iyi pozisyonda. Vresse'yi bulabilir. Kalix. Vresse'yi de buluyor. Tamamen. Savunmaya çekildi. Evet, kopacak gibi. Eternal Fire kazanmak zorunda. Yakın savunmalar var. Kalix kendini gösterdi. Zantares'i kill aldı. Buradan geçebilmek çok zor. Eternal Fire 15-15'e getirecek. Uzatmalara götürecek. Bu haritayı Inferno'yu onlar seçmişti. Çabuk pes etmiyorlar ve Quickshare'de Kalix tarafından yakalandı. Güzel bir orta savunma. Gentleman özelinde Viola'nın AWP'si çok iyi iş yapmıştı. B oyununda. Bakalım bu sefer nasıl bir oyun çizecek. Urbadi X-Flood'u çok iyi yakalıyor. Fake smoke. Lider'ın sağına doğru. Bu arada bir deneme. Imor 17 canlı. Wallbang isabetli oldu. Çok kritik bir noktada Imor.
orayı kontrol etmedi Vresse. Bu arada Viola Trojan'ı bulmayı başarıyor. Gözü kapalıydı aslında o pozisyonda. Sandbox'a gelen bir yanıcı. Viola ikinciyi de buldu. Sağ arkasına bakalım, Zantares de inecek mi? Zantares sızıyor ama Zantares'i bekleyen bir Uğur Body var. İfade etmiyor bu skorlar. Kendisi de biraz daha adım atar sanırım. Bu arada Kalix. Gördüm. İki tane açılan isim var. İlkini buldu. Viola yakında AWP ile birlikte kaçırdı mı ilk vuruşunu ama. Devamında buluyor derken Explode. Geç de olsa bir takas oluyor. Bakalım Vresse kendini unutturabilecek mi orada? Vresse hala saklanıyor ama Zantares orada. Güzel bir flash bırakıldı. Trojan AWP ile Uğur Body'yi yakalıyor. Zantares de pike çıkacak. Ve son oyuncuyla karşılaşabilir. Zantares burada bir peek alıyor. Dart'a maxlıyor. AWP ile onu beklerken Zantares. Headshot'ı gönderdi ama beklenmeyen bir isim Uğur Body. Takas alın Nimor tarafından. CT'deki Vresse kaçıran. Çıkacak mı? Ve bu esnada Explode yakalandı. Bananadan gelen oyuncu Kalix'i de yakalayabilir. Flash kendisini etkiledi. İki oyuncu çıkacak. Ortayla oynayacak galiba. Kalix gördü rakibinin ilkini. Vresse'yi yakaladı. Birebir pozisyon. Clutch anında Kalix'in sadece 10 canı var. Peek'e gidecek mi? İmha'ya gitti. Çözüyor. Kalix peek'e geldi. Hayır isim Max Yoyo yakın. Gördü rakibini. Yep. Kilde gelecek. Immor düştü. Zantares attı. O ince gap'i çok iyi değerlendirdi. Burada Kalix. AWP'yle kendisi oynayacak. Bir smoke daha çıktı. Yanıcı bırakabilir. Zantares bomba var. Trojan AWP ile ilk vuruşu kaçırdı. Çok güzel bir bomba. Ardından bir flash. Oo, Zantares denecek. Çıkmak istiyor. Çıktı. İki oyuncu birden yakaladı. Zantares. Harika performans. 2 ve 3'e geldiğinde Trojan AWP'si iş yapacak gibi. Açıda harika yakaladı Maxiyo'yu ve artık bu son round olabilir. Quickshave. Eğer takımını kurtarmak istiyorsa bir ayıcı kulaç almak zorunda. 21 canının nasıl olduğunu biliyorlar. Şimdi bombanın sonuç getirmemesiyle sola da bakacaklardır. Quickshave birebire kadar geldi. Quickshave! Mükemmel kulaç. Kısada yakın. Yine işleri ağırdan alıyor gentleman. Bu sefer banana da çok yakın değil. Evet, çift AWP. Yani çift AWP'ye karşı oynayacaklar. Şimdi Explode yakalandı. Kalix'in getirdiği karşılık ve üstüne bir de Uğur Body'yi yakalaması. Şimdi 3 ve 3 olunan takas sonrasında. Zantares burada. Şimdi bir flash atıldı Zantares. Vresse'yi görmediğimiz noktada düşürmeyi başarmış Trojan. Yine Quickshave. O da bir skor buluyor. Bu arada Quickshave bile 3 durumda. Bakalım az önce imkansızı başardı neredeyse ama bu sefer hayır diyor Zantares. İlk B tarafında gibi görünüyor. Evden hareketlenen isimler var. Ortaya bir smoke ve molotov bırakıldı Zantares. Ama oyun B tarafında. Ve X-Vault ikili rahatlıkla çıkardı bu site'deki. Ardından smoke etrafında oynayacak Viola'nın bulduğu killer X-Vault'a dikkat edemediler. Ve C4 düşmüş oldu. Vresse takas getiriyor. Viola'nın desteği önemli olacaktı ancak Vresse kaybedildi ve Viola şu anda tek başına nerede olduğu değil. 4 ve 5 gözüküyordu ve Zantares. Viola'nın performansı ortaya koyulacak. İlk önce orta kontrolü isteniliyor. Maxiyo'yu bir pick var ve yakaladı Zantares'i. Kendisinin 62 canı kaldı. Bir bomba daha, 20 canı var. Destek 2 kill. Karşılıklı olarak 2'şer kill alındı diyecek. Hala pozisyonunu koruyor. Viola ilk bir iki alacak isim. Sağ mı bakacak, sola mı? Sağa doğru bakıyor. Explode. Yakaladı ilk oyuncu ama Vresse'den takas. AWP. Şimdi canlar full ama Trojan burada gelebileceğini tahmin ediyor. Trojan burada yakın mesafede. Biraz. Yani, taktik yok demek ağır olur biraz ama o baskıyı bireysel olarak da hissedebiliyoruz galiba oyun içerisinde. Trojan, Imor, killer geliyor. Bir canda o Viola yakalandı. 2 ve 2'de kaldı round ve Trojan. Ama dediğin gibi bu her zaman size avantaj sağlayacak değil. Sızan bir Vresse tahmin edilmedi. Ses verildi. Sıkıntı yaratabilir bu Trojan. Şimdi rakibini düşürdü. Birebir de 20 saniye var. A'da Molotov burada smoke görevi gördü aslında. Şimdi ticket tarafında Uğur Body deneyecek ama tahmin ediliyor mu bu 20 canı vardı? AWP'ler var ortada ve başarılı olan Viola. Bu çok önemli. Hala ortada bekleyen bir Maxiyo'ya. Bu arada Kalix yarı cana kadar düşmüş. Kalix ve Maxiyo'ya skorlarıyla. X-Vlad. 5 ve 2'ye döndü round'a. X-Vlad ayakta kalan son isim. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar X-Vlad'u. X-Vlad. Hala bekliyor. Bu arada Viola'yı bulmuş ama Vresse. Bu kapatıldı. Ve AWP ile birlikte bir başka entry daha Viola'dan. Bomba gelse de bu hasar kille eşdeğer değil ve X-Vlad fark edilecek. Vresse tarafından çok kolay yakalandı. B'ye hemen atladı Vresse. Zantares tehlikenin farkında. Vresse'ye hasar verdi. Üstüne gidip kill almak istiyor. Round'un devamı 3 ve 3. Maxiyo'ya 40 cana kadar düştü gelen bir Nate'den sonra. Bu arada short'taki bir ismi daha buldu Zantares. Bir tane daha infight'ta. 74 cana kadar düştü. Oraya bir Nate bırakıyor. Bir rush ihtimaline karşı Zantares bir tane daha buldu. Viola ayakta kalan son isim. Ve hemen destek de geliyor. Bir flash gönderecek şimdi Zantares. Flash'ın ardından alınan bir peek var. Zantares o skoru da istiyor. Ve onu da buluyor.
olabilecek sadece iki isim var şu an. Yani orada bir peak denendi Quickshare'dan herhangi bir destek almadan. Hiçbir flash gelmedi, smoke gelmedi. Bu arada İmor açıldı evresi. O kadar rahat buldu ki. Ya 40 saniye kalı bu silahlar bakalım sonuç getirir mi, ama Kalix Maxio'yu yakaladı ve Zantares çok güçlü pozisyonda. Herhangi bir risk almadı. Kalix yaratıldı. Şimdi sandviç tarafına bırakılan bir molotof var. Zantares'ten peak denemesi ama cezalandırdı Uğur. Body Vress'ten alınan bir skor İmor. Rampadaki oyuncular bekliyor. Lok'taki oyuncuları bekliyorlar. Yalnız Trojan yakalandı. Quickshare ortadan gelip skoru bulduktan sonra artık rampadan da oyunu... Nate var. Zantares yine hızlı bir oyunu Underpass'ten ve... ...için fırsat aslında. Quickshare yalnız yine boost pozisyonunda bekliyor ve bu sefer... Flash'i daha var. Bunu da kullanacak. Vurma dipledi, Trojan'ı yakaladı. Kalix bu esnada Viola'yı bulmuş. Ve son 35 saniye bu arada görmediğimiz açıda İmor. Skor bulmayı başarmış Uğur Body. Cross'u çok farklı yerdeydi ama X-Flat düşüremedi onu. Son 25 saniye. C4 ile birlikte bakalım ilerleyecek mi? Çok az canlı Uğur Body'yi düşürüyor Kalix. A gidecek C4. Hala B'ye doğru yönelmedi dediğin gibi. A'ya doğru yönelirken. B split'e dönüşebilir oyun. Ve Zantares smoke arkasından birini buldu. Zantares! Toplamda 3 skor. Rahat. Bu round'un devamında Eternal Fire. X-Flat da bir tane vuruyor. Yep. Hani yetenek farkı ortaya çıkmış gibi oldu bu haritada ilk yarıda şu ana kadar. Eternal Fire'da bunu sonuna kadar kullan. Fazla şansı var mı? Var. Zantares'in 13 canı oldu. Şu anda gördü Zantares. Bu arada Trojan'ı buldu. Ve bu round'u kazanmak üzere Quickshare ama 12 canı var. Tek bir mermi yetecek iki taraf için de Zantares. Silah olma işini iyi değerlendirdi bu arada. Vress'le biraz hızlı oynuyor. Oraya atlayan bir Zantares. Her ne kadar takas alınsa da Maxio tarafından. Bu arada Uğur Body Palace'dan geldi. Biraz geç bir destek Trojan'dan. İmor düştükten sonra. City'de X-Flout. Plant alınırken deneyecek mi bakalım. Alcanlı Maxio'yu buldu. Smoke etrafından bir de Kalix skor bulmayı başarıyor. Ve sandviç tarafında. Ortadaki kill önemli. Betin şimdi Uğur Body. Maxio ile birlikte çok klas vuruşlar. Ardından Kalix yanıt verdi ve Uğur Body yine döndü. Yine tek attı. Tek başına X-Flat kaldı. Şimdi X-Flat orada olduğu tahmin ediliyor. Doğru bir flash peek. Açıkta yakalanacak Eternal Fire oyuncuları. Viola o yakına kadar geldi. İmor görüldü. Şimdi Viola onu da düşürüyor ve iki tane entry ile başlamış oldu. Elinden çıkardı. Şimdi Zantares de bir yanıcı bırakıyor. Burada bir oyuncu var mı kontrol etti. Spray geldi Zantares'ten ama düşürmek için yeterli değil rakibine. Bu arada X-Flat rampadan çıkıp bir skor buldu. Yanında iki tane oyuncu var. İyi bir flash. X-Flat'tan bulunan ikinci skoru var. Vress'e. Burada ceza kesti rakibine. Trojan da almak üzere. Ve Vress'e. Atılacak ve girmeye çalışacaklar. Şimdi smoke içinden İmor sarktı. İlk skoru buldu. İkinciyi de bulmayı başarıyor İmor. AWP'yi de aldı yerden. Bir tane daha. İmor'dan alınan 3 skor. Jungle'da bir oyuncu dur demeyi başardı rakibinin. Doğru hücum gerçekleşiyor. Uğur Body zaman kazanabilir mi? Kontrol edecekler mi? Atlayan ilk oyuncu bakmadılar. Ona. Kimse bakmayacak mı? İkini çıkardı. İkincisi yok ama Maxio. O da bir tane vurmuş. Ve X-Flat üstüne doğru gitmeye çalışacak. Yanıcılar kullanıldı. Arkadaki oyuncuyu fişi çekmeye geliyor. Viola zaten apartmanı da düşürdü. Zaten esin çıkardığı Kilvar. Kilvar plant alındı X-Flat. Kendini apartmana göstermedi. Ta ki şu ana dek. Dönüp bunu da düşürebilir miydi? 28 can Zantres. Birebire kadar geldi. Site'da son oyuncunun peşinde. Onu avlamaya yakın gibi Zantres. Molotof'unu atacak. Solda yakında Underwood'da bir isim var. Oraya hala molotof gelmedi. Ve Trojan sandviç kontrol ederken düşüyor. Zantares biraz geç düştü sanırım Underwood'a. O molotof. Zantares'in 10 canı var. Palas'ta Kalix'ten bir tek. Çok iyi vuruş. Zantares'e bir skor almıştı. Quickshare'im onu düşürmüş. Dikkatli bir isim var. 3 ve 3 round'un devamı. Şimdi plant alınırken güzel bir fake X-Flat. Hem takım arkadaşlık orada. Zantares dolanıyor. Biraz hızlı olabilecek mi derken Kalix zaten kill çıkardı ve nerede olduğu belli. Viola'nın onu da üstüne gittiler. Rampaya Underpass'e de gelen bir yanıcı. Viola'nın buradan açılma ihtimali ortadan kaldırılıyor. X-Flat. Maxio'yu buldu. Şimdi örümcek içgüdüleri devrede. Yakalayabildim acaba X-Flat? Wallbank'le 21 cana kadar düşmüş olsanız. Yani maçın yani sonuna geliyor evet gibiyiz. 5 maçın... ve 2 durum. X-Flat Vresse'yi de düşürdü. Ve son isim ayakta kalan. Quickshare burada X-Flat'ı alıyor. 1'e 3... Kılıcı vardı ama şu an 1'e 5'teyken bunu yapmak hiç kolay değil ve Trojan'ın kapanış skoru...